Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere SQL 2019 Express'i ve SQL System Manager'ı nasıl kurarsanız onu göstereceğim. İyi seyirler. Sizlere açıklamalar kısmında bıraktığım SQL Server linkine tıklayıp buraya geliyorsunuz. Ve buradan bizim işimize yarayacak olan Express sürümüdür. Buradan hemen indirene tıkladığımız zaman indirme çıkacaktır. Ben indirdim zaten. Buradan bunu çift tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyoruz. Burada basit özelleştirebilir ve download metni demiş. Biz buradan basiti seçiyoruz. Burada Türkçe dil desteği, evet Türkçe dil desteği yok. İngilizceyi kabul ediyor musunuz diyor. Evet diyoruz. Tamam. Buradan konumunu değiştirebilirsiniz. İnstal dedim. Orada gördüğünüz gibi 288 MB'lık bir boyut indirecek. O boyut indikten sonra videomuza tekrardan devam edebiliriz. Yükleme işlemimiz bitti arkadaşlar. Buradan bize bir tane server kodu vermiş. Bunu hemen masa üstüne bir tane metin belgesi açıp bu kodu buraya yapıştırıyoruz. Bu kodu kesinlikle kaybetmeyin arkadaşlar. Bu kod SQL Express bağlanma kodumuzdur. Bundan sonra şu anda biz SQL Express yani serverımızı oluşturduk. Ama bunu yönetmek için System Manager'ı indirmemiz gerek. Buna tıkladığımızda biz direkt bu siteye yönlendirecek. Ben zaten sizlere açıklamalar kısmında vereceğim. Ve buraya tıklayarak daha üstte indirmeye başlayacaktır. Bunu hemen geçiyorum. Buradan tekrardan ana ekranımızdaki System Manager'ı yönetici olarak çalıştırıyorum. Evet dedim. Burada nereye kurmasını istiyor? Buradan install diyorum. Siz direkt eğer C diskiniz boşsa direkt buraya da kurabilirsiniz. Burada biraz bekliyoruz. Ben videoyu zaten tekrardan devam ettireceğim. Şu anda kurulumuz başarıyla bitti. Buradan close diyorum. Ve arama çubuğunun oraya SSMS yazdığında burada çıkıyor. Buna bir tık yapıyorum. Siz kısa yolunu masa üstüne de atabilirsiniz. Böyle de girebilirsiniz. Fark etmez. Burada karşımıza bir tane MSS Location DB diye bir tane şey çıkıyor. Buradan biz SQL Server Authentication dersek kendi oluşturduğumuz login yani giriş kullanıcı adımız ve şifremizle gireceğiz. Ama biz direkt Windows zaten bu ikisi en çok kullananlar bunlar. Diğerleri o kadar pek kullanılmıyor. Ve buraya az önceki verdiğimiz aldığımız kodu böyle normalde şöyledir. Ve connect diyelim. Yapıştıralım. Nokta koyuyoruz başına. Bu zaten bizim desktop'umuzdur. Connect dediğimiz anda buradan SQL Express'imiz açıldı. Buradan bütün işlemlerimize, database'lerimize, her şeyimize ulaşabiliriz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.